Sen Katar'la işte Birleşik Arap Emirlikleri ile falan swap anlaşması yapmaya çalışıyorsun. 50 tane taviz veriyorsun. Bir yandan kendi vatandaşına gol atıyorsun. Kendi vatandaşına. Ya burada şimdi öyleydi böyleydi falan. Bırakın bunları kardeşim. Gözümüzün içine baka baka öptüler bizi yani hepimizi. Ya bu yapılır mı şimdi? Bu ahlaki mi? Bakın doların 18'e 12'ye düşmesi ahlaki mi sorusunu sormuyorum. Bir ay içerisinde niye bu seviyeye kadar gelmese izin verildi? Madem müdahale ediyordun, madem gücün vardı. Hadi bir soru daha soralım. Dış güçler nerede bu operasyonda? Demek ki Türkiye'de dış güç falan yokmuş. Bu da hikayeymiş. Bunu da öğrenmiş oldum. Ya sabaha kadar soru sorarım size yani. Sabaha kadar. Yani neresinden tutsa elinizde kalıyor. Şimdi ben size açık veren söyleyeyim. Bu bir anlamda işte şey olarak değerlendiriliyor. Erken seçim operasyonu işte insanların oyunu alacak, daha da oyu yükselecek. İlk ankette görelim oyu yükseliyor mu, düşüyor mu AK Parti'nin. Bakın ilk ankette iddia ediyorum ben hiç siyasetten anlamam. Bakın hiç siyasetten anlamam. Sıfır. Siz bunun toplumda ve AK Parti seçmeninde de herhangi bir ekonomik rahatlama yaratmayacağını düşünüyorsunuz. Şimdi bu aslında Ben zaten... daha da ötesini söylüyorum. AK Parti diyorum önümüzdeki yapılacak ilk ankette en az 3-4 puan daha oy kaybedecek diyorum. Bakın görürsünüz. Enteresan. Çünkü tam tersini düşünenler de oldu. Psikolojik üstünlüğün Görürüz. evet, iktidar tarafına geçtiğini düşünenler de oldu. Şimdi bu bir ekonomi yönetiminden daha fazla bir algı yönetimine dönüştü. Belki de başından beri öyleydi, bilemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları sizin anlattığınız şekliyle yapması, sonra bakanın gidip TRT Haber'de dün bu meseleyi anlatması, kamu bankalarının genel müdürlerinin televizyon gezip bu ürünü tırnak içinde ne kadar güvenilir, harika bir ürün olduğunu anlatmaya çalışması falan. Buradan bir güven, yani eğer başarabilirlerse, bugün gene bir başka köşede okudum, hayatının kumarını oynuyor diye ifade edilmiş Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili Derin Koçer yazmıştı gene Independent'ta galiba. Hani Dilek Güngör Sabah gazetesinde yazmıştı ya, ya tutarsa büyük risk alınıyor ekonomik olarak ama tutarsa seçimi kazanır, tutmazsa Türkiye'yi de Türkiye'de gider, Erdoğan da gider diye bir yorum yazılmış. Bu kadar riskli olduğu. Şimdi bunun bir algı yönetimine dönüştüğünü ya da başından beri öyle tasarlandığını bilemiyorum. Çünkü ikna etmeleri lazım. Asıl olarak güven tesis etmek istiyorlar. Bu ürünün çok güvenilir. Arkasında hazine, devlet garantisi olduğunu çözülsün istiyorlar. Dün bazı bankacı arkadaşlarımla konuştum. Hiç kimse bu ürüne bir teveccüh göstermemiş. Yani kimse mevduatlarını değiştirmemiş, dönüştürmemiş. Yani amaç hasıl olmamış. Yapmaya çalıştıkları etki yaratılmamış. Ama bugün iktidar basını hızlıca bir bakalım isterseniz. Fatih hemen hızlıca ekrana getirsin. Bugün Yeni Şafak'ta, Akşam Gazetesi'nde, Türkiye Gazetesi'nde, Hürriyet Gazetesi'nde, Sabah Gazetesi'nde ve Yeni Asır Gazetesi'nde tıpkı geçmişte olduğu gibi aynı manşet vardı Selçuk Bey. Vatandaş TL için kuyruğa girdi. TL işte böyle korunacak. Mesela bakın bu Hürriyet, TL böyle korunacak. Böyle diyorlar ama aslında faizi dövize çapalamış oldular. Yani nasıl Kuyruk korunacak? nerede? Kuyruk nerede? Bir daha verir misiniz? Kuyruğu göremedim ben. Onu da vermişler. Deminki de Sabah gazetesiydi. TL'ye güven kazan diyor Sabah gazetesi. Nerede Yok. kuyruk? Öbür gazetelerde, diğerlerinde Fatih'cim, Türkiye'ye bak, akşama bak, kuyruğu orada göreceğiz. Halay da dün Malatya'da ve Şanlıurfa'da çekilmişti biliyorsunuz. Bu arada vergilere zam geldi, onu da biliyorsunuz. Akaryakıta yapılan zamlar geri alınacak deniyordu. O zamların geri alınmayacağını da bugün anladık. Epgis açıkladı. ÖTV'den dolayı artık o zamlar olduğu gibi kalacak. Evet, burada mesela kuyruğu görüyoruz. Bu galiba Akşam gazetesi. Pardon, Hepsi... bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Döviz büroları üzerinden mi yapıyorlar bu şeyi? Ne derler şuna? Bu ürünü döviz büroları mı yapıyor, bankalar mı yapıyor? Benim kafam karıştığı için soruyorum. Yanlış anlamayın. Süpersiniz ya. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Çok Resmi bir haklı. daha verir misiniz? Resmi bir daha verebiliyor muyuz? Doğru, yani ortada bir kuyruk olacaksa bankalarda olması gerekiyor değil mi normalde? Bakalım. Şimdi ne yazıyor orada? Döviz bürosu. Yanlış mı görüyorum ben? Yani döviz büroları mı yapıyor bu ürünü veriyor? Yani Ya bir yardımcı olun Özlem Hanım. Hep Murat Muratoğlu'na yardımcı oluyorsunuz. Hiç yani destek vermiyorsunuz ya.
Murat sormayın ya, büyük şey, büyük sahtekar ya, görüyor musun bak Murat, piyasadan kayboldu. Murat'ı bir bulsam ben var ya, ne yapacağım Murat'a. Şimdi bakın, bir fotoğraf buydu, başka da var. Fatih getirsene diğerlerini. Durun bir dakika, ben bir yorum yapayım, müsaade edin bana. İzin verir misiniz? Durun dedim, araya girdim ama. Hadsizlik yapmadım, kabalık yapmadım değil mi? Estağfurullah, olur mu? Tamam. Buyurun. O fotoğrafı bir daha getirir misiniz? Bir daha getirelim o fotoğrafı ve görelim onun ne olduğunu. Bizi izleyenlere bir şey söyleyeceğim oradan da onun için. Bu döviz satış değil, döviz alım kuyruğu. Üzgünüm. Yani bu döviz alım kuyruğu. İnsanlar döviz bürolarına gidiyorlar, ucuzdan döviz toplamaya çalışıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü eğer ki bu esasen şu amaçla yapılıyor. Adamın Türk lirası varsa, Türk lirası varsa döviz bürosunun önünde ne işi var? Türk lirası varsa bankaya götürüyor, parasını Türk lirası olarak yatırıyor. Ve Türk lirası olarak yatırdığı paraya döviz garantisi alıyor. Hem faiz alıyor hem döviz garantisi alıyor. Ya da adamın bankada döviz mevduatında parası var. İkna oluyor. Döviz mevduatındaki parasını bugünkü kurdan bozduruyor. Yine banka içerisinde Türk lirası mevduatına geçiriyor. Ve Türk lirası mevduatından aynı zamanda döviz garantisi alıyor. Yani herhangi bir yere gitmesine gerek yok. Bu, çok özür diliyorum, müdahale etmek için söylemiyorum ama fotoğrafı bir daha tutabilirsek orada. Çok özür dileyerek bir şey işaret etmeye çalışıyorum. Yani bakın enteresan olan şu, Fatih, o getirdiğin mesela bu başka yine bir... Aynı yer. Yine aynı yer. Aynı döviz bürosu. Aynı fotoğraf. Ya. Bütün evet. Mesele onunla çıkmıştı bugün. Bu basının bizi de hedef gösteren, tetikçilik yapan bu medya kuruluşlarının ne kadar iyi niyetsiz olduğunu, konularını nasıl çarpıttığını net bir şekilde ortaya koyuyor bu fotoğraf, biliyor musunuz? Bizi nasıl kandırdıklarını ortaya koyuyor, biliyorsunuz değil mi? Bakın bu bizi kandırdıklarının resmidir. Hepsinde aynı fotoğraf vardı Selçuk Beyciğim. Onun için ben de zaten ekrana özellikle getirmek istedim bunu. Bu nereye yani hepsini? Akşam Yeni Asır Türkiye, Sabah Gazetesi Hürriyet, Yeni Şafak, hepsinde aynı manşet ve aynı fotoğraf vardı. Türk lirası kuyruğu. Döviz bozduruyorlarmış herhalde, anladığım o değil mi yani? Onu kastediyorlar yani. Buyurun. Hepsinde de gerçekten müthiş yakaladınız. Hepsinde de aynı. Oysa ki gerçeği ta kendisi Sözcü Gazetesi'nin manşetinde. Bir de onu görelim. Sözcü ne yazmış? Buyurun, evet. Hep aynı fotoğraf. İnanılmaz bir şey. Hani Gezi döneminde de olmuştu ya böyle şeyler. Aynı manşetle ve aynı fotoğrafla basılmışlar. Yani bu bir ekonomi yönetiminden çok daha fazla bir algı yönetimi aslında. Onu söylemeye çalışıyorum. Siz de onu söylüyorsunuz zaten. Sözcü Gazetesi'nin manşetini de getirsene Fatih'cim ekrana. Asıl manşeti Sözcü atmış bugün. Gerçeği o yazmış. Şimdi Selçuk Bey görecek. Aslında bu olmuş oldu değil mi? Amerikan dolarına devlet garantisi vermiş oldu. Bu yerli ve milli olduğunu söyleyen hükümet. Amerikan dolarına devlet garantisini kime verdi? Para babalarına verdi. Yani para babalarına derken kurumlara, kuruluşlara, şirketlere de değil. Onlara yapılmadı bu güzellik. Bireysel yatırımcıya veriliyor bu öncelik. Yani bunu bireysel yatırımcıya yapıyorlar. Bireysel yatırımcıya dediler ki, çok büyük paralı bireysel yatırımcıya, ya rahat ol, gel TL'ye yatır paranı. Zaten adam TL'deydi bu arada büyük ihtimalle. Onlar çok mıgırdanıyor olabilir. Yani şey demiş olabilir, ya biz hep TL'de kalıyoruz, zarar ediyoruz, dövize de giremiyoruz falan demişlerdir. Onlara da böyle bir güzellik yapılmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ama yani... Bakın bir şey söyleyeceğim. Bunun bedelini biz ödüyoruz. Ya evet. Bunun bir farkına varın. Neyle ödüyoruz? Sadece bakın hep aynı noktayı işaret ediyorlar. Yanlış bu. Sadece biz bütçeden döviz farkını ödemiyoruz arkadaşlar. Özlem Hanım, sadece döviz farkını ödemiyoruz. Aynı zamanda bu dövizdeki oynaklıktan kaynaklı zam farkını da ödedik biz son bir ay içerisinde. Ve o zamlar artmaya devam edecek. Geri adım atılmayacak. Anlatabiliyor muyum? Biz zam farkını olarak, hayat pahalılığı farkını ödüyoruz vatandaş olarak. Esas sıkıntılı olan kısım bu. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Hala birileri şey yazıyor. Döviz bozuyor onlar canım falan. Ya yapmayın, etmeyin. Kuyruğa mı giriyor döviz bozmayı? 12 lira döviz ya. Bozmak için bana getirseler ben alırım.
Ya gerçekten inanılmaz günlerden geçiyoruz. Şimdi bunu ne kadar sürdürebilirler? Bir Ankara'da bir baskın seçim senaryosu konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani 3-4 ay içinde bu rüzgarla ve bu iletişim stratejisiyle hızlıca bir baskın seçime gidebileceği, gitmezse de zaten seçimi 2023'e kadar taşıyabileceği söyleniyor. Gökçe demiş ki deneme tahtasına döndük demiş. Evet biraz öyle oldu. Yeni bir şey deniyorlar çünkü yine ve bunun bir güven yaratmasını istiyorlar. Fakat ne yazık ki kim aldı kim sattı o gece ne oldu soruları bunlar bitmek bilmiyor ve herkesin de kafası fena halde karışmış vaziyette. Şimdi az önce bir arkadaşım ekran gönderdi, bir banka ekran görüntüsü. Dolar alış satışta da 1 liradan fazla komisyon alıyormuş Ziraat Bankası, kamu bankaları, Halkbank gibi bankalar. Fakat bu arada şimdi Ziraat Bankası deyince Demirören'in de kredisi bir türlü geri ödenmiyor farkındaysanız. O para geri gelmiyor yani. O da bize yazıldı galiba benim anladığım. Tabii. Hepsi bize yazılıyor onların. Yani Ziraat Bankası'ndan Demirören'in aldığı kredi, daha önce bir yıl kredi alındı biliyorsunuz. Sadece Hürriyet satılmadı ki, Sabah Gazetesi de satıldıydı bir ara. Onunla ilgili hiç bilgimiz yok mesela. Var mı? Duydunuz mu? Ödemiş mi, ödememiş mi? Biliyor muyuz mesela? Şaibeli bir satış ATV. Mesela Türk Telekom'un zararı, biliyorsunuz bir Arap aldıydı Türk Telekom'u. Sonra Türk bankalarından aldığı krediyi kuruş ödemeden gitti, bankalara el koymak zorunda kaldı. Sonra büyük ihtimalle şimdi varlık fonu açıklama yapıyor, Türk Telekom'un hisselerini alacağız diye. Bankalar seslerini yükselttiler, ya efendim biz bunu niye üzerimizde taşıyoruz dediler. Varlık oldu, tamam ben alırım o zaman dedi. Onu ödeyeceğiz. Yani Arap'ın yerlilisini bile biz ödüyoruz, öyle söyleyeyim size.